Selam. Anlatım biçimleri konuşacağız. Paragrafla ilgili elimizi çok güçlendirecek bir mevzu bu. Düşünceyi geliştirme yollarında biraz bahsettik ama hiç ayrıntı vermedik. Şimdi hepsinin içinden mi geçeceğiz? Ne yapıyoruz peki? Paragraf, video, ders kitabının içinden çıkan modülleri konuşmaya devam ediyoruz. Bugünün konusu 3. modül hala ve bu modüle bugünkü bu derse son veriyoruz. Anlatım biçimlerini konuşarak konuya ve soruya doyuracağım seni. Harika bir ders olacak. Al çayını kahveni, yastan arkana kafanın içini boşalt ve güzel bir ders olsun. Hadi başlayalım. Evet anlatım biçimleriyle ilgili epeyce bir şeyler söylemiştim düşünceyi geliştirme yolları konuşurken. Şimdi biraz daha ayrıntısına gireceğiz. Önce şunu hatırlatayım. Altta yazıyor bak 3. modülde 27 ve 39 arasındaki testlerin tamamını çözeceksin. Bunların hatırladığım kadarıyla 3 tanesi anlatım biçimleriyle ilgili. Diğer 3 tanesi de bu modülün tamamını anlatım nitelikleri, düşünceyi geliştirme yolları, anlatım biçimleri bunların tamamını yoklayan güzel sorular. Unutma testleri çözerken de biz öğrenmeye devam ediyoruz. Zamanla yarışmadan güzel bir notlarını tekrar ettikten sonra masanın başına oturman gerekiyor. Anlatım biçimleri ya da anlatım türleri deyince akla neler gelmeli. Şimdi şunlar ekranımızda dururken biraz sana genel olarak şundan bahsetmek istiyorum. Bir metnin tamamında senin ne amaçla o yazıyı yazdığın konusuna girdiğimizde anlatım biçimlerine çıkıyor kapı. Ne oluyor? Bir metnin tamamında insanlara bilgi vermek istiyorsan açıklama oluyor. Onların kafasında zihninde bir görüntüyü, bir kokuyu, bir tadı, bir sesi tasvir ediyorsan, bir izlenim yaratmaya çalışıyorsan kapı betimlemeye çıkıyor. İnsanların düşüncelerini değiştirmek için bir metin yazdıysan, onların görüşlerini değiştirmek ve senin gibi düşünmelerini istiyorsan, bunu sağlamak istiyorsan o zaman tartışmacı bir metin yazmış oluyorsun. Ve tabii bunun yanında daha orada ne başlıklar var hepsini konuşacağız. Ama senin en çok rastlayacağın başlıklar betimleyici, öyküleyici anlatım, tartışmacı, açıklayıcı anlatım. Ki bu ikililer birbirlerine kendi içlerinde çok karışırlar açıklayıcı, tartışmacı anlatım birbirine, öyküleyici ve betimleyici anlatım da birbirine çok karışır. Ama onun dışında epik anlatım, lirik anlatım, öğretici, fantastik, diyalog, gelecekten söz eden, mizahi ve emredici anlatım gibi başlıkların da her birine birkaç cümleyle mutlaka gireceğiz. Çünkü yavaş yavaş sorularda bunlar da böyle seçeneklerde kendilerini göstermeye başladılar. Sınırları çok net birbirinden ayrılıyor. Ama özellikle bu yeşille yazdığım şu dörtlüye dikkat etmeni tavsiye ederim. Sorular genellikle buralar üzerine kuruluyor. Hadi konuşmaya başlayalım. Ne tip sorular geldiğine bakalım önce. Neler soracaklar bizi? Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır? Şimdi bazen ikisi arasında hani bu açıklama ve tartışma, öyküleme ve betimleme arasında çok gider gelir Metin. Ee, bazılarının özellikleri e, bir diğerinden daha baskın olabiliyor Metin içinde. O zaman böyle ortaya ağır basmaktadır diye bir soru getirebiliyorlar. Anlatım biçimi hangisidir? Hangi duyuya seslenen ayrıntılara yer verilmiş, verilmemiştir? Anlatımıyla ilgili hangisi söylenemez, söylenebilir? Ki bu özellikle şu son iki soru. Hem düşünceyi geliştirme yollarıyla alakalı hem de işte anlatım biçimleriyle alakalı çok toparlayıcı soru tipleri. Peki bize anlatım biçimi sorarsa soru direkt. Yani bu metnin anlatım biçimi nedir derse. Seçeneklerde diyelim ki tanımlama var, benzetme var, somutlama var, örnekleme var, tanık gösterme var, ilişki kurma, sorulara yanıt verme, istatistiklerden, sayısal verilerden yararlanma var. Bütün bunların olduğu seçenekleri rahatlıkla eleyebilirsin. Eğer soru çok net anlatım biçimi soruyorsa benim az önce saydığım döktüğüm örneklerin hepsi birer düşünceyi geliştirme yolu. Onlardan hemen kurtulabilirsin. Eğer soru sana düşünceyi geliştirme yolu soruyorsa, bu metinde başvurulan düşünceyi geliştirme yolu hangisidir diyorsa o zaman da açıklama, tartışma, betimleme, öyküleme gibi başlıklardan hemen kurtulabilirsin. Bunlar da düşünceyi geliştirme yolu değil. Yani sen bu başlıkları birbirinden net bir ayır bir kere. Fakat Hangisi bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak söylenebilir söylenemez diyorsa o zaman net bir adres vermediğinde anlatım biçimi ya da düşünce geliştirme yolu demediğinde bütün bu modülde konuştuğumuz her şeyi dikkate almak zorunda kalırsın. Hadi ilk başlığımıza gelelim. Şimdi aslında sözcüklerle resim yapma sanatı diyoruz ama ben bunu biraz eksik buluyorum. Şimdi sözcüklerle resim yapmak dediğimde işin içine sadece görsel unsurlar geliyor. Unutma sen henüz algılamıyorken ya da sen o ortamda değilken bir koku, bir ses, bir görüntü ya da bir tat... Herhangi bir şey senin algılarına hitap edecek şekilde senin zihninde canlandırılabilir. Yani seni görmediğin bir yer

...senin zihninde tasvir edilebilir. Bunu yapmak biraz yetenek işidir ama kişi bunu yapabiliyorsa... ...metnin tamamında hangi anlatım biçimini kullanıyordur? Betimleyici anlatımı. Görüntülerin, sesin, kokunun, tadın ya da herhangi bir şeyin... ...insan zihninde tasvir edilmesine, insanda böyle bir izlenim yaratılmasına... ...böyle bir gayretle yazılan metinlere betimleyici anlatımla yazılmış diyebiliriz. Yazar betimlemesini yapacağı herhangi bir şeyi gözlemler... ...gözlemleri yoluyla elde ettiği izlenimleri okuyucuyla paylaşır. İzlenim yani gördüğü, tadını aldığı, kokladığı herhangi bir şeyin onda bıraktığı etkileri ne yapıyor? Bir başkasının zihninde canlandırmaya çalışıyor. Bu arada betimleme yerine bir başkasının zihninde izlenim yaratma gibi böyle seçeneklerde bunun tanımını yaparak ama adını vermeyerek sorulabileceğini de bilmen lazım. Betimleme yaparken varlıkların belirleyici özellikleri, nitelikleri, bu niteliklerin duyularımız üzerinde uyandırdığı izlenimler belirtilir. Görme, işitme, dokunma, koklama, tatma duyularına seslenen ayrıntılardan yararlanılır. Betimlemenin amaç okura işte burası çok önemli. Okura izlenim yara, e, kazandırmak sanat yapmaktır. Amaç izlenim kazandırmak ya seçeneklerde metinde betimlemeye başvurulmuştur demeyecek. Bu metinde yazar izleyici de ya da okurda bir izlenim yaratmaya gayret etmektedir diyecek. İkisinin aynı şey olduğunu bilmen lazım. Anlatılan insana portre denir. Eğer görsel bir şey bizim zihnimizde canlandırılmaya çalışılıyorsa. Peki hadi betimleme ile ilgili bunları konuştuk. Şimdi betimlemenin bir iki örneğini de görelim. Sonra betimlemenin kendi içinde türleri var. Peki bir kere betimlemede bir hareket yok yani bir olay örgüsü yok böyle olduğu için şöyle oldu da yerden kalktı da onu yaptı da bunu yaptı da diğer ona böyle karşılık verdi de böyle bir sinemadaki gibi böyle bir aksiyon sahnesi vesaire gibi bir şey düşünme bunu böyle bir duvardaki tablo gibi düşün duvardaki tablo gibi dememin sebebi ne ee, bir tabloya bakarken oradaki unsurlar hareketli midir hayır Nedir peki durum orada? Sadece gözle algılayabileceğiz, tasvir edebileceğimiz, tarif edebileceğimiz ayrıntılar buluruz ama bir olay örgüsü vesaire bir şey çıkartamayız. Bir sinema filmini izliyor gibi değiliz. İşin içinde olay, zaman, yer, kişi, zaman gibi unsurlar değişmiyor. Bir hareket yok, bir koşturmaca yok, bir devinim yok. Sadece bir tabloya, cansız bir şeye bakıyoruz gibi düşün. Peki, şimdi bu iki metin arasında bir kıyaslama yapacağız beraber. İkisinde de betimleyici bir anlatım var, ama biri biraz nesnel bir tavırla bir şeyi açıklama gayretiyle betimlemiş, buna açıklayıcı betimleme diyeceğiz. Biri de mecazlar kullanarak, söz sanatları kullanarak daha şiirsel bir dil yakalayarak ya da bunu yakalamaya çalışarak e, öznel ifadelerle bir betimleme yapmış. Buna da sanatsal betimleme diyeceğiz. Açıklayıcı betimleme, sanatsal betimleme tercihini benden önce mutlaka yap. Sonra konuşalım. Üstelik ağır kokulu mersin ağaçlarıyla kaplı tepeler geçildikten sonradır ki kayalar birdenbire başlar e, insan birden ürperir. Kayalarla birlikte çam ağaçları da başlar. Çamların birer billur pırıltısındaki sakızları buralarda toprağa sızar. İlk çamlar geçildikten sonra gene düzlüklere varılır. Bu düzlükler boz topraktır. Buralarda torosların karlı dorukları gözükür. Şimdi Karlı tepeler, ağır kokulu mersin ağaçları, billur pırıltısındaki sakızlar, boz toprak, karlı doruklar vesaire yine çam ağaçları. Bunların hepsi altını çizdim çizmediğim birçok ayrıntı benim zihnimde şöyle bir tepeden işte neresi orası Mersin ya da Mersin'in herhangi bir yeri baktığı yeri benim zihnimde canlandırmaya çalıştı yazar. O zaman yaptığı şey kesinlikle bir betimleme. Bir olay yok. Bu olayın başından geçtiği karakterler yok. O karakterlerin içinde bulunduğu zaman mekan gibi unsurları devreye sokmamışız. Çünkü bütün bu bahsettiklerim öyküleyici anlatımda gelecek karşımıza. Ama burada öyle bir şey yok. Peki burada tam olarak bir tabloya bakar gibiyiz. Yerleştirdiğimiz şeyler var. Mersin ağaçları, sonra kayalar başlıyor bir yerde. Kayalarla birlikte çam ağaçları da başlıyor. Çamların billur pırıltısındaki sakızları. Buralarda toprağı sızar bir çam ağacının dibinde sakızları hissedebiliyoruz. İşte buralarda torosların karlı dorukları tepede de arkada da fon olarak ot karlı dorukları görebiliyorum. Yani bir resim çizdi kafamızda. Bunu yaparken de şiirsel bir dil kullandı. Öyle bir ansiklopediden falan çıkmış gibi değil de sanki bir romana başlar gibi, bir öyküye başlar gibi bir şeylerin böyle hani sanatsal bir metnin bir giriş yazısı gibi bu. Dolayısıyla burada sanatsal bir betimleme söz konusu. Bir de alttakine bakalım. Bu küçük yerleşim merkezindeki tüm caddeler merkezindeki hükümet konağının bulunduğu meydana çıkıyordu. Hükümet konağı en azından 100 yıllık bir taş yapıydı. Onun tam karşısında hükümet konağına göre çok yeni sayılabilecek belediye binası. Şurada bir belediye binası düşün. Onun tam karşısında hükümet konağına göre yeni sayılacak belediye binası. Belediye binasıyla park birbirine bitişik. Yaz kış yeşilliğini koruyan 50'ye yakın büyük çam ağacı var buralarda. İlçedeki iki binanın reklam amaçlı koyduğu banklar bu ağaçların altında duruyordu. Burada da iki tane bank bir arada kullanılmış. Yani çizdiğim şeyler çok ucube olabilir ama onlarla eğlenme. Yaptığım şey şu. Kafamda bir resim canlandırdık mı? Evet bir plana bir krokiye böyle yukarıdan böyle bir yerleşim birimine bakıyor gibi hissedebiliyor muyuz artık kendimizi? Aşağı yukarı evet. İşte bunu yaparken de hiç öyle öznel ifadeler kullanmadığı, sanatsal bir dil kullanmadığı direkt sözcükleri nesnel anlamlarıyla, gerçek anlamlarıyla kullandı. Bu nesnel ifadelerle kurduğu ifadeye, şey betimlemeye biz açıklayıcı betimleme diyoruz. Yani bu sınavda böyle sorulur mu bilemiyorum ama gene de bir bilmeni istedim. Bu açıklayıcı betimleme, üstteki gibi sanatsal bir kaygıyla bir takım söz sanatları ve öznel ifadelerle kurulursa betimleme ona da sanatsal, izlenimsel betimleme diyoruz. Sanatsal betimleme. Evet, sen bunların notlarını da al mutlaka. Sonra yavaş yavaş yürüyelim. Değişmeyen şeyini her iki metinde de asla bir öyküleme, bir olay, bir hareket, bir olay örgüsü yok. Sadece zihinde canlandırılan, tasvir edilen bir tablo gibi önümüzde duruyorlar. Peki şimdi betimleme ile öyküleme çok sık karışacak. Aslında karışmalarına engel olmanın tek yolu şu. Bu arada bazı metinlerde tam olarak böyledirler. Yani ayırmak işte kesinlikle şu var, kesinlikle bu var demek çok zor olur o gibi sorularda seçenekleri böyle betimleme öyküleme şeklinde ikili gördüğün de olur. Bazen de biri diğerinin biraz önüne geçer. Ağır basanı sorabilir o durumlarda. Ama biz farklarını bilelim. Şimdi bir sinema filmi izliyorsun. Bir aksiyon filmi. Onun bir dakikalık bir kesitini düşün. Bir tabloya bakıyor gibi misin? Hareketsiz unsurlar mı var yoksa Karakterler, kişiler değişiyor, mekan değişiyor, zaman değişiyor. Bir hareket var, bir devinim var. Birbirine neden olan birçok olay, birbiri ardına gerçekleşiyor. Bir olay örgüsü var. İşin içine olay, hareket, değişen zaman, mekan ya da kahraman gibi unsurlar girdiğinde artık mesele nereye evriliyor? Öykülemeye evriliyor. Ama herhangi bir öyküleme metni de böyle betimlemeden tamamen soyunamıyor ya da herhangi betimleyici bir metinde de arada böyle geldi gitti falan gibi küçük yüklemler böyle bir hareket sinyali çakabiliyor. Fakat hangisinin önde olduğuna senin karar vermen orada inisiyatif alman gerekiyor. Önce hadi şu yazılanlara bir bakalım sonra metnin üzerine gideriz. Duyguları, düşünceleri söylenmek istenenleri, anlatılanları bir olay içinde ya da olaya bağlayarak anlatma şekli. Hepsinde bir duygu, düşünce anlatıyoruz. Onu bir kenara bırakalım. Ama olay meselesi burada anahtar kelime. Olayların eylem halinde anlatılmasıdır. Kişi, olay, yer, zaman ögeleri kullanılır. Zaman en önemli ögedir ve zaman değişir. Yani bir olay örgüsü olduğu için değişen de süren de bir zaman vardır devamında. Olayların akışı zamanın geçtiğini, aktığını hissettirir. Bu bir durumdan başka bir duruma geçiş. dönüşüm belirleyici özelliktir. Devinin vardır dedik ya hareket vardır. Genellikle geçmiş zaman kipleri kullanılır. Öykülemede amaç işte burası çok önemli neden önemli? Okuyucuyu olay içinde yaşatmaktır. İzleyicide ya da okuyucuda bir izlenim yaratmak betimlemenin tanımı. Okuyucuyu olay içinde yaşatmak gayreti de öykülemenin yaptığı ya da yapmaya çalıştığı şey. Dolayısıyla bu şekilde karşına gelebilir. Peki öyküleyici anlatımda da o betimleyici anlatımda olduğu gibi sanatsal ve açıklayıcı türleri olabilir mi? Olabilir. Biz şimdi seninle iki sorunun cevabını arıyoruz. Bu cümlelerde öyküleyici anlatım var mı? 1. 2. Bunu öyküleyici anlatım yapan şeyini de, neyse onları bulacağız. 2. Bunu sanatsal bir kaygıyla mı yapmış? İşin içine mecazları, şiirsel bir dili yani öznel ifadeleri katarak mı yapmış ki ona sanatsal öyküleme diyeceğiz. İzlenimsel öyküleme diyeceğiz. Ya da bunu hiç de öyle işin içine sanatsal kaygı koymadan ya da en azından çok öznel davranmadan olanı olduğu gibi aktararak nesnel ifadelerle mi yapmış biraz buna bakacağız. Tamam mı? Bir tarih metninden ya da ona benzer bir bilimsel metinden alınmış gibi mi? Yoksa bir sanat metininden alınmış gibi mi? Aslında tasnifimizi öyle yapacağız. Ama bizim genelde sorumuz ya da en büyük sorumuz bu. Öyküleyici anlatım var mı bunlarda? Biz en çok buna bakacağız. Mustafa Kemal Paşa 12 Ağustos 21'de Polatlı'daki cephe kar karargahına giderek ordunun başına geçti gitmek, ordunun başına geçmek. Bunlar birbirine neden olan olaylar. Cephede teftiş yaparken attan düşerek birkaç kaburga kemiğini kırdı. Gitti, yerleşti, cepheye çıktı, teftişe başladı. Bir atın üzerine çıktı, sonra düştü ve maalesef kaburga kemiğini kırdı falan. Ne oldu? Birçok olay, değişen bir zaman fikri, sonra bir kişinin başından geçenler, yer değişiyor, olay değişiyor, genişliyor. Ve zamanın da geçtiği hissi beraberinde geliyor. Peki savaşı cephede yaralı ve kaburga kemiği sarılı bir şekilde idare etmek zorunda kaldı. Metnin tamamında kesinlikle öyküleyici bir anlatım var. Bir kişinin başından geçenleri zamanın değiştiği vurgusuyla hissiyle mekanın da değiştiği gibi bir e, algıyla bizim zihnimizde Canlandırıyor. Biz olay içinde hissediyoruz kendimizi. Peki bunu yaparken öyle sanatsal bir kaygı yok, mecaz anlamlı sözcükler yok, öznel bir tavır yok. Bütün bunları, bütün çıplaklığıyla olay aktararak yapmış bize yazar. O zaman biz buna açıklayıcı öyküleme diyoruz. Açıklayıcı öyküleme. Peki hadi alttakine bakalım. Sofraya hep birlikte oturduk. Tahtadan yuvarlak bir yer sofrasına ayaklarımızı altımıza alıp yan oturarak yaklaştık. Bak onu yaptık bunu yaptık ve bütün bunları yapmak için neye ihtiyacımız var? Zamana. Zaman geçiyor. Peki sofra örtüsünü dizlerimizin üzerine çektik. Babam yemeye başlamadan ben yanılıp da yemeğe uzanınca hiç acımadan kaşığının tersini uzanan elimin sırtına indirdi. Annem baktı olmayacak kalktı ve herkese ayrı ayrı tabak getirdi. Kişi sayısı kadar tabak tepsiye sığmayınca kardeşlerim ve benim için ayrı bir sofra kurdu. Gittik işte oturduk yan oturduk bağdaş kurduk elimi uzattım babam vurdu annem bana kıyamadı sofrada işte daha çok tabak getirdi tabaklar sığmadı tepsi bölündü vesaire vesaire olaylar kişilerin başlarından geçiyor karakterler var e, mekan var mekanın içinde e, küçük küçük değişiklikler söz konusu sofra bölünüyor insanlar yerini değiştiriyor bir dönüşüm var bir devinim var bir olay örgüsü var hiç öyle bir tabloya bakar gibi değiliz bir kültür filmi gibi bile olsa hani bir aksiyon yok gibi bile olsa bir film izliyor gibiyiz aslında. Bütün bunlar bu metni gene öyküleyici bir anlatım yaptı ama bunu yaparken hiç de öyle bir tarih metninden bir işte bilimsel metinden bir öğretici metinden almışız gibi durmuyor. Bir roman ya da bir öykünün içinden çekilmiş gibi duruyor. Dolayısıyla buna da ne diyeceğiz işte sanatsal öyküleme. Biraz çirkin yazdım ama idare et beni olur mu? <laughs> evet. Öğle bakar mısın? Allah aşkına. Evet neyse tamam. Açıklayıcı öyküleme ile sanatsal öykülemenin de farkı bu ama bizim aklımızda en çok ne kalsın? Açıklamaya geçmeden hemen önce aslında e, öyküleme ile betimleme arasındaki hareketin varlığı ya da yokluğu, olay örgüsünün varlığı ya da yokluğu, o işte olayları anlatırken e, ya da e, durumu, düşünceyi ya da her neyse o paylaştığımız meselenin içinde zaman geçiyor hissi, mekan değişiyor hissi var mı yok mu bunlara bir bakacağız. Ve özetle bir tabloya bakar gibiysek hareketsiz bir şey algılamaya izlemeye çalışıyor gibiysek betimleme, işin içinde hareket var da bir sinema filmi izliyor gibiysek o zaman da öyküleme akla gelecek. Metnin içinden bunu seçeceğiz. Peki gelelim şuna şimdi. Önce Öyküleme ile betimleme ne kadar birbirine benzese ve e, bazen karışsa da o ikisi için bir şey daha söyleyeceğiz. Onlar romanlardan, hikayelerden, tiyatro metinlerinden, oyunlardan alınmış gibidir. Yani sanatsal metinlerde olur, düşünsel metinlerde olmaz. Yani bir makalenin içinde öyküleyici, betimleyici unsur çok bulamazsın. Peki düşünsel metinlerde karşıma ne gelecek? Açıklamayla tartışma gelecek. İkisi bu sefer hani sanatsal metinlerde değil de düşünsel metinlerde gelecek açıklamayla tartışmanın ne farkı var onu da birazdan konuşacağız